Bu yarısı. Sanacak, merak ediyorum. Umarım bir fail yaşanmaz ama... Koktayım. Bir dünya mumu mu yapacağız? Çünkü bunu nasıl koktuğunu gerçekten birinin en azından bilmesi lazım benim dışımda yani. Hayır ya. Aa, her yeri mum yaptım ya. Her yeri mum yaptım. Her şeyi emdi. Bütün o renkleri emdi. Merhabalar. Herkese evimin mutfağından günaydın gibi bir noktadayım. Çünkü bayağı sabahlıklayım ya. İçimde de pijama var. Yüzüme yalandan biraz makyaj yaptım. Dedim ki videoya çıkacağız sonuçta. Elimiz yüzümüz düzgün olsun. Bugün niye mutfaktayız bugün? Çünkü son 1-1,5 yılda kullanıp böyle dibinde 1 parmak 2 parmak kalmış olan mumların hepsini tek bir kabın içinde eritip bir tane mum yapacağız. Yani bu içerik nereden aklına geldi diyeceksiniz. Bu Safiya diye bir kız var. Belki biliyorsunuzdur, böyle gerçekten kaliteli boş kontentin kraliçesi bence. Çünkü Amerikan standartlarında, Amerika şartlarında kız gerçekten yapabilecek en boş içerikleri yapıyor ama çok da eğlenceli yapıyor. O böyle işte bütün rujlarımı karıştırıp bir ruj yapıyorum ya da işte bütün mumlarımı karıştırıp bir mum yapıyorum falan gibi içerikler yapıyordu. Ben de çok mum tüketen bir insan olduğum için dedim ki ben bu mumların dibini zaten yakamıyorum. Safiye gibi hepsini bir kenara ayırayım. Gün gelince artık o gün bugünmüş. Video çekerim. Hepsini tek bir şeyde eritiriz. Bakalım rengi nasıl olacak, kokusu nasıl olacak onu merak ediyorum. Çünkü Safiya'nın videosunu izlerken en çok merak ettiğim şey neye dönüşecek bütün mumlar olmuştu. O yüzden şimdi bugün bunu deneyeceğiz. Bu akıl almaz deney bakalım nasıl sonuçlanacak merak ediyorum. Umarım bir fail yaşanmaz ama basit bir işlem olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunu siz de evde yapabilirsiniz. Çok basit bir şey zaten. Yani mumdan mum yapmak sadece benimle rusülü eritmekten geçiyor. Böyle dibinde kalan mumlarınızı bir kenara ayırıp bir süre sonra tek bir tane muma dönüştürebilirsiniz. Ama tabii ben bir deneyeyim önce. Bakalım neye benziyor. Çünkü hepsi kokulu. Ben kokulu mum hastasıyım. Ve yani bunların hepsinin kokusu bir tane muma geçtiğinde nasıl bir şey olacak onu çok bilmiyorum. Şimdi bir tane boş tencereye sıcak su koyuyoruz. Bildiğiniz benmari. Mumları eriteceğiz. Bu mumların hepsi tahmin ediyorum ki parafin mumu. Soya olanlar da var. Onları da bir kenara ayırdım. Ama çok fazla değiller. Hani belki bugün yaparım ya da yapmam çok emin değilim. Ama şu an elimde parafin olduğuna inandığım ve tek bir çeşit olduğuna inandığım yaklaşık 15 tane mum falan var. Şöyle göstereyim hatta size. Bu yarısı. Öyle söyleyeyim. Bir bu kadar da küçük boylarda var. 2, 4, 6, 8, 9 tane var. 9, 10, 11, 12. 15 tane mumu karıştırıyorum. Su koydum tencerenin üstüne, kaynar su. Böyle benim eskiden mum yapmakta kullandığım ve feda ettiğim artık çünkü bunu yani çıkarıp da bütün bu parafininden arındıramazsınız, çok zor. Mum işleri için kullandığım bir tane şeye uygun, dökmeye mökmeye uygun bir kabım var. Şimdi onu tencerenin üstüne koyacağım. Aslında bunun suya değmemesi lazım bu arada. Şöyle bir görüntü olacak. Bunun altını biraz yakıyorum. Asıl mevzu zaten bu arada bir tane de bıçak şimdi feda edeceğiz. Bu mumları kazımak. Evet. Mesela... Bir yandan da mumların hikayelerini size anlatayım. Hangisini nereden aldım, neli mum falan. Bunu Ikea'dan almıştım. 2018'in yaz mumlarından bir tanesiymiş. Şöyle limonlu bir şey. Şimdi bunu şöyle bıçağımla kazıyorum ama hiç beklediğim performansı alamıyorum. Bakın mesela şimdi şunun böyle bir parçasını atacağız. Şimdi ben bu şekilde bunların böyle kenarlarını şöyle bıçağımla fıt fıt yapıyorum. Fıt fıt yapmak ne demekse. Şöyle bir çevresinden bunu bir gevşetiyorum. Şimdi bir kenardan girmeye çalışacağım ama çok... Bu mum da pekan cevizli bal kabaklı waffle tadında diyecektim yani kokusunda ama ısırırsınız hani o kadar güzel. Bunlar şu an 800 lira falan olmuş bu arada yani. Aklım çıktı. 2023'te ne olacak acaba? Herkesin bu ara zaten şey bu değil mi yani sorusu. 2023'te acaba ne olacak? Şimdi şunu kazıma çalışmalarım devam ediyor. Bunu direkt kabı aslında tabii mumu eritme fikri de var. Aklımda yok değil, merak etmeyin. Şimdi izlerken Zeynep hani şöyle yapsana diye kafayı yiyebilirsiniz ama ona tek tek uğraşmak neyse buna daha zahmetli gibi geliyor şu an. Hemen göstereyim. Bunu da çıkarabildim. Şimdi bunun içinden fitillerini ayıklayacağım. Bakın gördüğünüz gibi burada fitiller var. bunu kopardım çok şükür. Burada şu büyüklerle önce uğraşıp bitireyim diyorum. Yine Bath & Body Works'ün bu en son bitirdiğim. Çok güzel kokuyordu gerçekten. Şöyle White Peach diye aşırı güzel bir şeftali kokan. Gerçekten struggle is real yani. Tamam. Ay bu. Bunun fitili mi koptu, bir şey oldu, bayağı da bir kaldı bunun içinde aslında. Bu da yine Bath & Body Works'ün Apple Cinnamon Pancakes diye böyle cinnamon roll gibi bir kokusu olan, biraz da elma tabii ki. Şimdi ben bunları tek de bir çıkartacağım. Sonra tekrar geleceğim. Çünkü bunlara tek tek uğraşıp bir yandan konuşmaya çalışmak çok zor. Ondan sonra hepsini birleştirme noktasında tekrar görüşelim. Hepsini tek tek kazıdım. Öyle diplerinden kazıdım. Bu mum parçalama işi aşırı uzun sürdüğü için ben mumların ne koktuğunu, nereden aldığımı falan atlamış bulundum. Ama merak etmeyin aklımda. Önce bundan başlayacağım. Bu Ikea'nınkinden 2 tane var şöyle. Somar 2000. Aa pardon bu 2019'muş pardon. Aynı şey değillermiş. Şu an tek endişem bu kap buna yetecek mi acaba? Bir de bunu göstermiştim White Peach'i. Şimdi bunu da atıyorum. Bath & Body Works'ten devam edelim. Ha bunu da göstermiştim. Pumpkin Waffle bilmem nesi. Bunu da göstermiştim. Şimdi hatırladım. Bu Apple Cinnamon'ı koyuyorum. Bu kap küçük gelecek kesin olarak yani. Dibini sıyıralım. Bu da yine Bath & Body Works'un donut kokan. Bu da çok güzeldi. Almak isteyen varsa şöyle göstereyim. Yani hiç kokuyordu bu da. Şimdi bunu da ekliyorum. Bu benim favorimdi galiba. French baguette. Yani gerçekten baget ekmek gibi kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki böyle tereyağlı. Fırından yeni çıkmış ekmek gibi ağzım sulandı şu an. Bunun daha üstüne bir şey gelirse büyük sıkıntı çıkacak. Şimdi H&M'den aldığım Pine Forest diye bir mum var. Onu koyacağım. Yine H&M'den almıştım. Firewood diye bir şey. Black yazıyor böyle burasında. Gerçekten şömine başında hissedeceğiniz bir kokusu var. Bir de bu tek siyah olan mum. O böyle biraz bakalım hangi renkleri yutacak. O yüzden de merak ettiğim için bunun dibinde çok az kalmış olmasına rağmen zorladım ve çıkardım. Bir de kokusu çok güzel ama bu kadar koku bir araya gelince çok iyi kokacağını sanmıyorum. Bath & Body Works'ün yine bu orta boy mumlarından devam ediyorum. Midnight Blue Citrus diye bir kokusu var. Hava aromatize edici mum diye geçiyormuş bu serisi. Blue Citrus doğru okumuşum. Bu nasıl kokuyor bilmiyorum. Yine tarif edemem. Çok güzel kokuyor ama. Böyle çok fresh bir kokusu var. Bu da Stress Relief serisinden. Okaliptüs ve Spearmint. Yani yeşil nane galiba. Bu da yine böyle ya okaliptüsle, yani düşünün okaliptüsün o freshliğini. Üstüne biraz da mint. Yani aslında bayağı fresh bir şey. Bunun masaj yağı da var. O da çok başarılı bu arada. Şöyle yine aynı markanın Flannel diye bir mumu var. Çok güzel kokuyor. Bu böyle yine tarif edemediğim kokulardan bir tanesi. Şimdi onu da koyuyorum. Bir de Fresh Balsam. Bu böyle eskiden Pinot parfümü vardı. Baba parfümü. Tam o kokuyor. Yani bu kokuyu başka türlü anlatamam. Bildiğiniz çam ağacı kokuyor yani. Böyle öde kolon kokuyor. Bu arada buradan 2 tane büyük mum çıkacak gibi duruyor. Yani bu aslında bir yandan da ekonomist tavsiyesi olabilir ha. Hiç mantıksız değil yani. Ne kokacak tabii onu bilmiyoruz ama. Ve son olarak bunu nereden almıştım ya hatırlamıyorum ama bergamot ve sedir ağacı. Müthiş kokuyor. Mumların bir kısmı aslında eridi. Ama homojen bir renk olmayacağı için şu an böyle dünya gibi gözükmüyor mu? Yemin ederim dünya şu an bu ya. Şoktayım. Bir dünya mumu mu yapacağız? 2023. Dökmeye başlasam mı ya? İhtiyacımız olan bir diğer malzeme ise böyle hazır fitiller. Bunlardan 3 tane kullanacağım. Çünkü normalde Bath & Body Works'te zaten bunlarda 3 tane oluyor. Şöyle hazır bir fitil. Bir de şöyle ortası delik. Bunlar satılıyor hepsi burada da falan. ortası delik bir tahta. Niye olduğunu birazdan göreceksiniz. Şimdi ben bunun ucunu silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz bu arada ama ben şu an onu ayarlamadığım için şunun dibine şöyle bandırıyorum mumumuzdan ve şöyle hemen bir köşeye yerleştiriyorum bunu. Sonra da içinden yaptım. Şunu alıp dökmem lazım. Hazır mıyız? Dünya karışımı. Yavaşça döküyorum. Nereden dökeceğim oğlum? Her yer çubuk olmuş. Şu muslukla dökeceğim yoksa batacak. Evet. Şimdi geri kalanı olmaya devam ederken bir tanesi gitti. Bir dakika. Ay sıçayım. Hayır ya. Yani o kadar kötü döktüm ki ve kokusu birçok şeyi barındırıyor. Yani satın alacağınız bir koku olduğunu çok sanmıyorum. Şimdi ikinci parçayı eriteceğim. Üstüne de onu ilave edeceğim. Bir bakayım onlar da karışınca acaba bu kokuya mı erişecekler? Hani öyleyse çünkü çok güzel bir koku değil yani bu. Ama zaten benim böyle bir beklentim de yoktu. Ama yani bir karışık kokuyor ya gerçekten. Anlıyorsun yani bunun karışık bir şey olduğunu. Şu diğer ikinci kısımda erisin, ondan sonra bir de onu dökelim. Yeniden merhaba sevgili mum dostları. Artık son aşamaya doğru geldik diye umuyorum ve düşünüyorum. Hala tamamı erimemiş bu arada ama ben şimdi bir döküm daha yapıp buradakilerin, kalanların daha hızlı erimesini sağlamayı amaçlayacağım. Döküyorum. Çubuklar benim işimi çok zorlaştırdı ya. Böyle beklemiyordum bu kadar. Şimdi geri kalanı huşu içinde eriyebilir. Bir tane mum yaptım. Kokusunu keşke anlatabilsem. Bilmek ister miydiniz? Ondan da emin değilim bu arada. Hayır. Hayır. Of. Dur yaptım. Yaptım mı? Vallahi yaptım. Tamam. Biraz fazla döktüm galiba ben mumu ya. Ağzına kadar doldurdum. Geri de dökemezsin şimdi. Bu böyle kalsın abi. Bunu şimdi hiç ellemeyelim. Bir tane de şöyle şunun içine falan geri kalanını dökeyim diyorum. Bu çok fazla gelecek çünkü. Bunu ben direkt dışarıya açık havada soğuma keyfine alıyorum. Bakın şu şekil. Yani evde mum yapmak için de ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Bu çubuk ve fitil. Bir tane parafin, soya mumu neyse artık alırsınız. Isıtıp içine esans koyup mum yaparsınız. Yani normali zaten biliyorsunuz. Bu benim zaten daha önce yaptığım bir evde mum yapımı videomda vardı. Yok değildi. Allah, her yeri mum yaptım ya. Her yeri mum yaptım. Ve bu maviyle yeşil her şeyi emdi. Her şeyi emdi. Bütün o renkleri emdi. Böyle bir garip bir renk oldu. Beklentim daha mı yüksekti acaba? Yani şu an beklentimi sorguluyorum. Hani böyle bir şeyden de ne beklersin ki bir yandan? Şöyle dibinde ufacık kalmış. Şu da erisin artık. Hemen dökelim. Bunu şimdi bir yarın hemen güncelleme çekerim ya da ben bir gece falan bir güncelleme çekerim buna. Çünkü donsun soğusun. Asıl bir de yakalım o zaman acaba nasıl bir koku veriyor. Çünkü hani belki bir tık daha hafiftir ve yakılabilir bir şeye dönüşmüştür. Eğer dönüşmediyse zaten çekilişte birine bunu hediye ederim diye düşünüyorum. Çünkü bunun nasıl koktuğunu gerçekten birinin en azından bilmesi lazım benim dışımda yani. Hakikaten o kadar karışık kokuyor ki böyle bildiğim o kokular karışmış birbirine girmiş. Döküyorum. Yine aynı renk oldu yani. Hiçbir fark yok. Dibinde de bir beyaz bir çökelti. Sanki böyle bir deniz kumu ve denizimsi bir havası var diyebiliriz. Asla diyemeyiz. Bu daha iyi kokuyor. Bir dakika, bu net daha iyi kokuyor. Muhtemelen diğerleri bayağı çorba oldu. Bu bir tık daha iyi olmuş. Şimdi bunu ben bir soğutuyorum diğeriyle beraber dışarıda. Birkaç saat ya da artık ne zaman olursa. O zaman bir bunun bir de soğumuş, yakılmaya hazır haliyle bir görelim. İkisini beraber bir yakalım bakalım nasıl oluyor. Mumlar donmuş. Bu çok daha iyi olmuş çünkü bunu ben iki partta döktüm biliyorsunuz. Normalde tek partta dökünce böyle olacağını biliyordum ama o sırada telaştan parafin donacak diye bunu tekte laps diye döktüğüm için böyle dibi çöktü. Siz de evde bunu yapıp böyle bir problemle karşılaştıysanız muhtemelen bu yüzden. Bu gayet okey olmuş yani. Bu da bir tık çökük bu arada ama hiç fena değil. Bir tek sallanıyor. Onu çok anlamadım. Rengi beklentimin üzerinde olmuş. Şöyle geçişli, değişik duruyor ama hani koyuyken daha kötü duruyordu. Kokusu kesinlikle çok daha iyi. Yani bu mum net yakılır. Kokulu bir mum yapmışım bildiğiniz. Böyle hafif bir tarçın geliyor, hafif bir böyle freshlik var, o her şeyden biraz var. Bu garip bir şekilde daha az kokulu olmuş, sebebini bilmiyorum. Şimdi bunların şeylerini keseceğim, fazlalıklarını keseceğim. Yanıyor. Gayet güzel. Şöyle kapatayım hatta. Kokuyor da, yemin ederim kokuyor. Şurası bir tık çatladı gibi oldu sadece. O bir tık beni üzüyor şu an ama inşallah kaynar. Bu da gittiği yere kadar yakılır ya. Fena kokmuyor. Daha az kokuyor sadece. Siz de evinizde eski mumlarınızın dibindeki mumları böyle manyak gibi kazıyıp bu kadar mum belki elde edebilirsiniz. Bilmiyorum. Hani böyle bir manyaklık tabii benim bir yıldır falan bütün mumlarımı saklamamla başladı. Hani siz şimdi bunu saklamaya başlasanız artık 2023 sonuna yapabilirsiniz. Bence güzel fikir bu arada. Rengi, yani o yeşil maviler bir tık o rengi verecekti. Ona yapacak bir şey yoktu ama zaten beklentim çok düşüktü bu mumda. Yanıyor olması bile benim için şu an yeterli. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.